Saygıdeğer Yavuz Türkler, 10 Nisan'da sözüm bitip icraatın başlayacağı yerdeyiz. Yavuz Türk mahallemizde bulunan 1640 ada bir parselin üzerindeyiz. Sadece 3000 metrekare parselimiz boş. 2014 yılından bugüne kadar imarlarla ilgili büyük çalışmalar yaptık kardeşlerim. Her gittiğimiz mahallede, her gittiğimiz ada parselde insanlara anlattık. İmarımızın çok güzel olduğunu, emsalimizin ikiyi geçtiğini, bu mükemmel bir emsal olduğunu ama hisseli olduğumuz için insanların bir araya gelmediğini anlattık. En önemlisi de mutlaka hisseli olan parsellerin ifraz olması gerektiğini anlattık. Siz ne anlatırsanız anlatın, insanlarımız yerinde görmek istiyor. Var olsunlar Sayın Belediye Başkanımız, Kent AŞ'yi büyüterek biz bu planları yaptık. Bu planların meyvesini yesin insanlar, faydalansınlar. Bu kadar güzel ve büyük bir emsali kaçırmasınlar. Bu bir imar devrimidir Üsküdar'da dediler. Ve Kent AŞ'yi, Üsküdar Belediye Başkanlığımızın kuruluşu olan Kent AŞ'yi Yavuz Türk mahallemize birkaç parselde inşaata başlatıyor. Bu sadece bir başlangıç kardeşlerim. İnsanlar görsünler diye. Belediyemizin asli görevi hizmettir. Hizmette sınır yok. Yapılması gereken ne gerekiyorsa yapıyor Sayın Başkanımıza yönetimi. Sadece ne kaldı? Sadece Yavuz Türk Mahallesi'nde bu emsalle inşaat oluyor mu olmuyor mu onu kanıtlayacaklar. 10 Nisan'ı dört gözden bekliyoruz. Bu arada Üsküdar'ın 16 mahallesinde olan hisseli parsellerde 30 yıldır imar bekleyen arsa sahibi kardeşlerim. Hep diyorum ya, sayılar çok önemli. Sayı çok önemli. Facebook'ta bir sayfa kurduk. Bu sayfaya katılın kardeşlerim. Binler, on binler olun ki sizin imara hasret olduğunuzu, imar istediğinizi, inşaat yapmak istediğinizi yöneticilerimiz görsünler. Bu bir dengedir kardeşlerim. Her şeyi yaparsınız ama bina sahipleri bir araya gelmeden zorla hiçbir şey yapamazsınız. Ben de olsam yapmam. Buradan Sayın Başkanımızdan tek bir isteğimiz var. Hisseli olan parsellerde konut alanında kalıyorsak, 1500-2000 metrekare bir yere gelebiliyorsak inşaat izni verin. Parselleri ifraz edin. Başka yapacağınız hiçbir şey yok Sayın Başkanım. Buradan tekrar Yavuz Türk Mahallemizdeki kardeşlerimize sesleniyoruz. Sevgili kardeşlerim, bakın biz 10 Nisan'da tarladan kurtulup arsa alanına geçeceğiz, imar alanına geçeceğiz. Yavuz Türk Mahallemizde 3-4 tane parsel hariç, geri kalan tamamı tarladır kardeşlerim. Hisseli tapudur. Hisseli tapuların da terki olmadan, yol terkleri, kamu terkleri, okul alanları, yeşil alanları terk olmadan imar hakkı verilmez. Dünyanın her yerinde bu geçerlidir. Biz burada ne yapıyoruz? 100 metrekare bizim tarla tapumuz var, hisseli tapumuz var. Bu 100 metrekare 2.2 emsale yakın emsal alıyoruz. Yani 100 metrekare 220 metrekare inşaat hakkımız var. Aslında terk ettiğimiz zaman en az %40'ını terk ediyoruz. Yani 100 metrekaremiz 60 metrekareye düşüyor. Esasında biz 60 metrekare 220 metrekare inşaat hakkı alıyoruz. Yani bizim emsalimiz Ümran'dan çok çok daha güzel. Sadece ne kafamıza takılıyor? Kat yüksekliği. 7 kat. Kardeşlerim isterse 5 kat olsun. Ben emsalimi kullandıktan sonra bunun ne sorunu var? Biz bu emsali, bu imarı ileride ararız. Sevgili kardeşlerim, ben sizi uyandırıyorum. Yapmanız gereken şu. Parseller ifraz olsun. Hiçbiriniz 3-2 çoğunluğu sağlayacağız. Parselimizin tamamında kentsel dönüşüm olacak hayalle kapılmayalım. Neden? Çünkü bunu yapacak şu anda bir müteahhit firma ve inşaat firması yok kardeşlerim. Emin olun yok. Ben bu işin uzmanıyım. En mantıklı yol 1500-2000-3000 metrekare insanlar bir araya geldiğinde bir an önce bu çürük yapıdan kurtulsunlar diye böyle çaba sarf edelim. Biz doğruları anlattık. Buradan tekrar Üsküdar'ımızın 16 mahallesinde arsa sahiplerine sesleniyorum. Kardeşlerim bu sayfaya katılın. 3-4 ay çaba sarf edeceğim.
3-4 ay içinde binler on binler olmaz ise o zaman da benim de yapacak başka bir şeyim yok. Ben görevimi bitirdim. Zaten 10 Nisan'da temel atıldığı takdirde şükürler olsun. Ben bugüne kadar yapmış olduğum çalışmaların sonucunu almış olacağım. Gönül rahatlığıyla bu işi dostlarımıza bırakacağız.